Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Bir çarşamba akşamında sizlerle birlikteyiz. İddia ediyorum bu sezonun en güzel programını yapacağız. Programın her tarafından güzellik akıyor. Herkesin en çok sevdiği 3 kişi muhtemelen Türkiye'de son dönemde yüzümüzü güldüren haberler silsilesinde de ilk 3 haberde onların isimleri geçiyordu. Yıllardır Türkiye futbol ülkesi olmaya çalışıyor. Olabildik mi tartışılır. Aslında olamadığımız çok net ama sonunda galiba voleybol ülkesi olduk. Muhteşem bir yaz geçirdik onların sayesinde. Ve o yazın devamında ne zaman onları görsek yüzümüz gülmeye devam ediyor. Bugün az önce konuştuğumuz çok özel konukları var. Kadın voleybol milli takımımızın 3 önemli oyuncusu bizlerle birlikte olacak. Sevgili Hande, Meryem ve Zehra, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şeyi söyleyeyim, bugün Ebrar da bizimle birlikte olacaktı. Fakat zannediyorum antrenmanı var. Antrenmanı bitti mi, bitecek mi bilmiyorum ama ondan haber geldiğinde bir şekilde onun da mesajını ya da kendisine dair haberi buradan vermiş olacağız. Yine programımızın içerisinde Türkiye'de voleybolun gelişimine dair en önemli paylardan bir tanesine sahip olan Voleybol Federasyonu Başkanı değerli Mehmet Akif Üstündağ'da misafir edeceğiz. Programda o da konuğumuz olacak. Kızlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz valla. Biz de sizi ağırladık. Çok iyiyiz, çok mutluyuz. Çok enteresan bir şey oldu. Şimdi bizim burada kanalımızın reklam departmanının başındaki değerli arkadaşlarımızdan bir tanesi Gürcan Bey. İyi bir Fenerbahçelidir kendisi. Biz burada bu sezon programı ilk başlarken Sayın Başkan Ali Koç'u aldık. Onunla başladık. Şimdi bir Fenerbahçeli için Ali Koç'u, kulübün başkanını misafir etmek çok onore edici bir şey. Çok hoş, çok mutlu edici bir şey. Fakat Gürcan Bey az önce burada bir 10 dakika önce Meryem'i gördü. Ve kendisine dedi ki ya ben çok iyi Fenerbahçeliyim. Yani ve Ali Koç'a bayılıyorum. Biz dedi burada Ali Koç'u ağırladık. Ama hiç Ali Bey'i görünce şu an Meryem'e sarılma hissi gibi bir his gelmedi bana dedi. Şu an gerçekten ona sarılmak istiyorum dedi. Ailemden biriymiş gibi. Şimdi önce bu hisle başlayalım. Bu nasıl bir his Zehra? Gerçekten desteklerini çok fazla hissettirdiler bu zamana kadar herkes. Eşsiz bir his, anlatamam. Özellikle olimpiyatlardan ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra, çok sıkı bir yaz döneminden sonra bu hisleri daha fazla geçirmeye başladılar. İyi, eşsiz bir his. Meryem? Bence artık voleybolla yatıp voleybolla kalktığı için insanlar. Atıyorum gece 3'te maç var. İnsanlar kalkıyorlar, bizim maçımızı izliyorlar. Ya bir nevi evin içinde gibiyiz. Bence o yüzden de hani insanlar bizi biraz daha yakın hissediyor olabilirler. Bir de hani başarılı olup kadınları temsil ettiğimiz için, çocuklara örnek olmaya çalıştığımız için herkesin de kız çocuğu var evde. İşte Meryem abla, Zehra abla dedikçe ailelere de fazlaca kazınıyor beyinlere. Bir de ülkenin ağırlığı var üstümüzde. Bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışırken bir de sahada da performans göstermek zorundasın. O yüzden gece 3'te de biz sizin evinizdeyiz. Öğlen 2'de de, akşam 5'te de. O yüzden bence bu samimiyet daha fazla oldu diye düşünüyorum. Hani bu baskı biraz da sıkıcı bir şey değil mi ya? Yani siz sonuçta 20'li yaşlarda gencecik insanlarsınız. Böyle bir örnek olma şeyi, sorumluluğu bir yandan da böyle sıkıcı bir şey değil midir ya? Ya bence sıkıcı bir şey değil çünkü aslında voleybola başlarken biz de birilerini örnek alarak, ablalarımızı örnek alarak bu spora başladık. Onlar gibi olmak istedik. Yani ben kendi açımdan söylemek gerekirse ben 2012'de Londra Olimpiyat Oyunları'nı izlerken ben de bu ablalarım gibi olimpiyatlarda oynamak istiyorum. Kim senin örneğin, modelin? O zaman takımda Neslihan abla vardı, Gözde abla vardı, Neriman abla vardı, Naz vardı. Ben de onlar gibi olmak istedim. Bu şekilde aslında voleybol hayatım, kariyerim değişti diyebilirim. Şimdi biz de onların tuttuğu bayrağı devam ettirmeye çalışıyoruz. Sokakta bu sarılma hissini hissediyor musun sen de? Evet, var o his ama koronadan dolayı maalesef bu istekleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Ama gerçekten çok güzel bir his. Önceden tabii ki böyle şeyler görmüyorduk, bu kadar göz önünde değildik ama alınan başarılarla birazcık daha ön plana çıkmaya başladık. Umarım bunu daha devam ettirip ülkemize daha yeni başarılar. Çok acayip bir şey bu. Sadece galiba sportif başarıyla da alakalı. Yani siz maç kazanıyorsunuz. Şahane, sempatik insanlarsınız. Ve çok hepinizin yüzü gülüyor. Böyle yani bakınca hepimizin içi açılıyor falan. Bundan da bağımsız bir şey galiba. Sizin yani ekran aracılığıyla verdiğiniz elektrik de insanlara geçti.
Ben mesela buraya gelirken bayağı bir sizi çalışmaya çalışırım yani YouTube üzerinden özellikle. Yani her bir detayınızı, her bir mimiğinizi, cümlenizi, oyun içerisindeki tavrınızı, her şeyinizi bayağı insanlar analiz etmişler. Ve bu analiz muhtemelen son yaz sürecindeki şampiyonlardan bugüne kadar. Bu birazcık şey değil mi? Yani bu sportif anlamda çok hızlı bir şey hikayesi, ikonlaşma hikayesi. Bu biraz sizi korkutuyor mu mesela? Konuşuyorum ben. Bence takımda annesinden ablasına, en küçüğünden evlisine her tür kadın olduğu için ve biz bu kadınlaşma sembolünü çok iyi bir şekilde sahaya yansıtabildiğimiz için çok güzel. Bu enerjiyi de karşı tarafa geçirebildiğimizi düşünüyorum. Bence bizi evsiz kılan şey bu. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Ne dersin Maria? Bence biraz da aslında yani olduğumuz gibiyiz. Evet yani aslında değil. İçeride de dışarıda da aynıyız. İçeride de dışarıda da aynıyız aslında baktığında. Belki hani sahada daha agresif gözüküyor olabiliriz. Dışarıdaki hayatlarımızda o kadar agresif değiliz. ama o kadar çok takip ediliyoruz ve o kadar özellikle bu yaz döneminde mesela çok fazla maç oynadık. Her gün insanlar belki bizimle yatıp bizimle kalktı, bizim maçlarımızı takip ettiler. Birazcık da normal aslında hani bu bütün hareketlerimizi biliyor olmaları. Vallahi biliyor musunuz? Ben çok iyi hatırlıyorum. Bu 2003 dönemiydi galiba değil mi? Şimdi bu Neslihanların olduğu, ya voleybolun bence Türkiye'de ilk böyle yükselişe geçme dönemiydi. Benim mesela ilk tanışmam oydu. Ne kadar tanıştığım tartışılır ama yani popülaritesini o dönem yakaladığı başlangıcın kesin. Ama o dönem bile böyle bir ilgi yoktu. Ya şöyle düşünün. Sizin o gece 3'teki maç ne maçıydı? Kore maçı. Kore maçı Türkiye'deki o günlerdeki futbol maçının 4 katı reyting aldı. Evet. Ve gece 3'te. Yani bunu başka bir şeyle açıklamak lazım. Dediğiniz gibi muhtemelen sizdeki gerçeklikle açıklayabiliriz bunu. Yani çok sahici tiplersiniz hepiniz. Böyle hani kimse şey yapmıyor. Sporcu kişiliğinin yanı sıra orada kimse rol de yapmıyor. Ve o samimiyet muhtemelen geçiyor. O ilk o reyting haberi size geldiğinde ne hissettin Meryem mesela? Gece 3'te bu kadar seyredilmiş olmak. Aa, sonunda dedim ya. Gerçekten sonunda tabii. Yani sonunda voleybol bu kadar izlenip bu kadar desteklenmeye başlaması biraz geç de kalındı bence. Hem tabii tüylerimiz diken diken oldu. Ya gerçekten hani bir şeyin önüne geçmişiz biz artık falan. Tabii herkes çok mutlu oldu. Maçın sonucu da güzel olsaydı bütün ülke o saatte daha mutlu olabilirdi bence. Bu, şu anda şöyle bir şey var galiba. Yani bu voleybol ülkesi olma sloganı var ya. O da ne demek onu bilmiyorum. Onu size sormam lazım. Yani ben yıllardır beni kandırıyorlar. Futbol ülkesi oluyoruz falan diye hiçbir şey olabildiğimiz yok. Ama voleybol ülkesi galiba oluyoruz. Çünkü eğer bu bir sporun ülkesi olmak o spordaki gösterilen başarıyla ölçülüyorsa biz voleybolda yani özellikle kadınlarda bayağı başarılıyız. Yani Avrupa Şampiyonası'nda 3. olduk. Olimpiyatlarda 5.'yiz. Baktığın zaman ilk 3'teki takımları yenebiliyoruz. Kulüpler bazında da bugün dediğim gibi sayenizde öyle diyorum ben de bunu. Yani Avrupa'nın en iyi 10 kulübü içerisinde ciddi Türk takımları var. Sizin takımınız var, senin takımın var. Fenerbahçe var, Galatasaray var. Yani demek ki biz bayağı bir voleybol ülkesi olduk öyle değil mi? Voleybol ülkesi evet olduk. Yani voleybol ülkesi diyoruz ama bence spor ülkesi olmak daha güzel olmaz mı? Yani bütün branşları desteklesek. Ha ben bundan çok mutluyum. Evet voleybol ülkesiyiz. Demekten ve denilmesinden çok söyletmekten de çok mutluyum ama spor ülkesi olsak bence çok daha başarılı olmaz mıyız diye düşünüyorum. Yani bütün branşlara destek olsak. Yani sizce çünkü Türkiye bir spor ülkesi olabilecek durumda mı? Yani bu anlamda voleybolun dışında söylüyorum. Sizler profesyonel oyuncularsınız ama diğer branşlara baktığınız zaman böyle bir şey görüyor musunuz? Böyle bir emare? Yani gerekli destek ve ilgi gösterilirse bence bir spor olabilir. Ülkesi haline gelebiliriz. Bunda çünkü bireysel sporlarda da başarılıyız tabii. Baktığınız zaman. Ya o kadar başarı geliyor ki aslında futbol yani bu zamana kadar sürekli futbol izleniyordu ülkede ama diğer takımlarda kadın erkek takımlarında bireysel sporlarda o kadar çok başarı geliyor ki ama daha arka planda kaldığı için aslında kimse bunu fark edemiyor. Biz 3-4 sene önce de atıyorum Milletler Ligi'nde başarı kazandık. O zaman bu tarz bir ilgi görmüyorduk. Ama bu son zamanlarda son 4-5 yılda arka arkaya gelen başarılarla aslında birazcık da ön plana çıktı. Bir de bu senenin ayrı bir etkisi vardı. Covid'den dolayı tüm turnuvalar birazcık sıkıştı arka arkaya geldiği için. Sürekli televizyondaydık. Onun da belki bir artısı olmuş olabilir. Ama dediğim gibi aynı ilgi diğer branşlara da, diğer takımlara da, diğer bireysel sporculara da gösterilirse ya da destek verilirse
Bence spor ülkesi haline gelebiliriz. Zehra, sen ne zaman başladın şey voleybola? 12 yaşında başladım. Kaç sene önce oluyor bu? 12 sene önce galiba. O günkü, o başladığın günkü... 22 yaşındayım. Peki, 10 sene önce, özür diliyorum. 90, ben kaç, sen de 97'li değil misin? 1997. 9'luyum ben. 99'lusun, çok özür dilerim. 97 boyun muydu? 1.97 boyun. Ben de bütün bilgileri karışmasını veriyorum. 97 benim. Ben de 97'li. Ha, 1997 sen. 99'da, 99 doğmuşsun. 99'luyum ben. Doğmuşsun. Voleybola başladığın günkü ortam, şimdiyi kıyasladığın zaman, şu an tabii çok ciddi anlamda sizin takımın başarısını kazandırdığı bir avantaj var. Artık eminim bir sürü genç kız, genç erkek çocuğu voleybolcu olmak istiyor. Çünkü görüyorlar ki çok başarılı olunca çok başka bir dünya var. Çok başka bir karşılık görüyor. Sen bana bir gün o günle bugün arasında bir resmi çekip anlatabilir misin? Senin başladığın günkü voleybol nasıl bir voleyboldu Türkiye'de? Şimdiki voleybol nasıl bir voleybol? Şöyle söyleyebilirim. Aslında ben spora ilgisi olan bir insan değildim. Öyle küçükken. Mi? Evet. Akademik olarak daha başarılıydım ve yani topla alakam yoktu. Öyle söyleyeyim size. Daha farklı ideallerim vardı. Okullara seçmelere gidiyorlardı. Tabii ki de bunlar hala böyle. Ama okullara seçmelere gidip uzun insanları veya yetenekli kızları bulup aldıklarında onlar spora başladığını düşünüyorum. Ama şimdi biz Avrupa Şampiyonası'ndan döndüğümüzde Vakıfbank'ın spor okulu seçmeleri vardı. Size hiç abartmıyorum, bir 10 metrelik kuyruk vardı kulübün önünde. Şahane bir şey bu ya. Evet, yani bununla söyleyebilirim ne kadar değiştiğini. Ben tatile gittiğimde, yolda yürüdüğümde, insanlar bizi tanıdığınızda ben kızımı da voleybola vereceğim demeleri eskiden beri gelen en büyük yenilik bu. Yani herkes büyük bir voleybol ilgisine kavuşmuş durumda. Çok farklı. Bir 10 sene önceki voleybolla çok farklı. Çok güzel. Ya bu ilgi bile ne kadar insanı mutlu eden bir şey olmalı. Yani hazır mı başkan? Peki. Şimdi Sayın Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da programımıza misafirimiz olacak dedim. Sayın Başkan hazır galiba. Ona da bir iyi akşamlar dileyelim. Sayın Başkan iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Kızlara da merhaba demek istersiniz herhalde. İyi akşamlar Akif Başkanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Zehra, Hande, Meryem. Özledik kızları. Sayenizde de böyle yakına görmüş olduk. Sayın Başkan asıl sayenizde, asıl sizin sayenizde. Çünkü ben yaklaşık 2 aydır bu programla uğraşıyorum. Biliyorsunuz sizin çok emeğiniz var. Evet. Vakıfbank'ın da Eczacıbaşı'nın da çok teşekkür ediyorum. Orada da uğraşan arkadaşlara, bütün menajer arkadaşlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz burada birazcık Türkiye'deki voleybol iklimini konuşuyoruz ve bu iklimin kahramanlarıyla konuşuyoruz aslında. Çok güzel şeyler anlatıyorlar ama siz de bizim televizyonculuk deyimiyle, gazetecilik deyimiyle kamera arkasındaki kahramanlardan bir tanesisiniz. Bize biraz anlatsanıza bu hikaye nasıl oldu? Nasıl 10 sene içerisinde Vakıfbank'ın önünde biz 10 metre oyuncu kuyruğu görmeye başladık? Bu ilgi bir an nasıl doğdu ve bundan sonra nereye gidecek? Tabii hepimizin merak ettiği bu. Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz aynı takımdayız. Seni de bu vesileyle takıma transfer etmiş olduk. Tabii ben çünkü yaz başından beri milli takımdayım. Evet. Çünkü biz bütün paydaşlarımızla takım olma hedeflerimiz vardı. İşte bu hikaye nasıl oldu? Bu hikaye sizin stüdyoda misafirleriniz olan bu sultanlarımız sayesinde oldu. Bu sultanlarımıza emek veren antrenörlerimiz sayesinde oldu. Bu antrenörlere ve sultanlara imkan sağlayan kulüplerimizin sayesinde oldu. Bizler de sadece Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı ve yönetimi olarak bir çatı oluşturduk. Burada bizim üzerimize düşen görevi yapmakla sorumluluğumuz bu sınırlar içindeydi. Biz bunun gayreti içindeydik. Ama siz de demin de belirttiğiniz gibi 2003 yılında başlayan Filenin Sultanları hikayesi geldiğimiz noktada bu yaz Türk voleybolu, bakın turnuvalardaki sonuçlardan bahsetmiyorum. Ülkedeki bir hareketten bahsediyorum, bir hikayeden bahsediyorum. Voleybol hikayesi, voleybol hareketi, voleybol ülkesi olmak diye bir yola çıkıldı. Yani voleybol ülkesi, gerçekten voleybol ülkesi olduk. Ama Meryem güzel bir şey söyledi. Biz spor ülkesi olalım. Neden olmayalım? Çünkü ben bir spor adamıyım. Öncelikle Voleybol Federasyonu Başkanı bir tarafa, benim Futbol Federasyonu yöneticiyim, basketboldaki görevlerim. Ben bir spor adamıyım. Bütün branşların da böyle bu noktada olmasını ben arzu ederim. Biz çünkü büyük milletiz, büyük devletiz.
bunların en iyisini yapacak, bunların en güzel imkanlara sahip olan bir malzememiz var elimizde. Neden biz bunları yapmıyoruz olmasın diye. Şunu belirtmek istiyorum. Bugün temele inmezseniz, tabandan başlamazsanız bu işe, işte ne güzel ben dinliyorum, siz soruyorsunuz. Zehra kaç doğumlu? 12 yaşında başlamış, 99 doğumlu. Bir Meryem'in hikayesini sorun. Nereden, nasıl geldi? Bir Hande'nin hikayesi, bir Yasemin'in hikayesi, bir Ebrar'ın hikayesi. Bütün oyuncularımıza bir bakalım, hepsinin bir hikayesine bakalım. Bu hikayeler ilham veriyor değil mi insanlara? Kesinlikle ilham veriyor. Mutluluk veriyor, ilham veriyor. Değer ortaklarınız artıyor. Ben her defasında altını çizmek istiyorum. Bugün kulüplerin olmadığı yerde, kulüp federasyon işbirliği olmadığı yerde olamaz. Bugün 3 kızımızın sizle birlikte, siz demin teşekkür ettiniz Eczacıbaşı'na, Vakıfbank'a, bizlere. Ama burada bir hikaye ne ortaya çıktı? Federasyon başkanı, siz bize değer verdiniz. Siz bizle bu voleybolu paylaşmak istediniz. Kulüplerimizin oyuncusu olan oyuncularımızla da bir araya geldik. Kulüplerimiz hemen, tabii neden? Yani ben Allah var, bugüne kadar hiçbir kulübümden zaten mantıksız bir taleplerimiz olamaz. Voleybol için bir taleplerimiz olabilir. Her konuda sonsuz yanımızdalar. Neyi paylaşamayacağız? Neden birlik beraberlik içinde olup da güzel işler yapmayalım? İşte bugün yaptığımız bu güzel işler, bu belgeseller, Sultanlar, Filenin Sultanları Sebat belgeseli var. İzlemenizi istiyorum. Yani anlattı arkadaşlar. Ben seyredemedim daha ama. Anlattı. Bakın izleyin. Yarın da yine tekrarı verilecek. İkinci bölüm verilecek. Yani burada bir başarının arkasında veya bu başarıda bir emek var. Bir şeyler var. Yani hiçbir başarı tesadüf değil. Kesinlikle Candaş Bey, hiçbir başarı tesadüf değil. Siz sporu da iyi takip ediyorsunuz. Siz siyaseti de iyi takip ediyorsunuz. Ekonomiyi de takip ediyorsunuz. Yani biliyorum ben. Ama şöyle bir araştırdığınızda, demin siz ne diyorsunuz? Ben sizin her türlü her konuda araştırmaları en ince detayına kadar videolarını ezbere biliyorum başkanım, böyle söyleyeyim mi? Videolarını ezbere biliyorsunuz. Yani geldiğimiz noktada ama biz bu yolun başındayız. Bunun altını çizmek istiyorum. Biz bu yolun başındayız. Bizi ne tatmin eder biliyor musunuz? Biz ne duruma geldik biliyor musunuz Candaş Bey? Avrupa üçüncüsü olup, Avrupa ikincisi olup 14 bin taraftarın içeride, bir o kadar da dışarılarda, ekranları başında, salon dışında, dev ekranlarda seyrederken biz final oynadık. Finalde ikinci olduk. Çok şanssız bir şekilde 3-2 Sırbistan'a kaybettiğimiz o dönemde bile ben camianın bir başkanı olarak biz özür diler hale geldik. Ya. Avrupa ikincisi oluyoruz, özür diliyoruz. Çünkü tabii, çıtayı o kadar yükseltmişiz ki, bizler o kadar güvenmişiz ki bu kızlarımıza, staffımıza, camianın tüm paydaşlarına. Bizim hedefimiz hep kürsüde olmak, hep bir olmak, final oynamak, bir olmak. Yani 18 hafta dile kolay, evlerinden, memleketinden, ülkesinden uzak, bu pandemiden dolayı da kolay olmadı bu işler, bu süreçler. Ama ellerinden gelen, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için elinden gelen her şeyi yaptan bu sultanlara bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de size ediyoruz. Size çok teşekkür edeceğim ama şimdi hedefimiz ne mesela? Şu anda milli takımımızın bundan sonraki turnuva ne zaman? Bizde ya, ben açıkçası itiraf etmek zorundayım. Ben gerçekten kızlarla beraber voleybol öğreniyorum. Gurur da duyuyorum öğrendiğim için ayrıca ama evet, bundan sonraki turnuvamız ne zaman? Bakar mısınız? Turnuvamız falan diyorum. Ben sen gidip oynayacağım. Yani neyse, turnuva ne zaman? Orada nasıl bir hedefleme yaptık? Nasıl bir çalışma yapılıyor? Bize biraz onu da anlatır mısınız? Çünkü insanlar gerçekten tam da Zehra'nın söylediği gibi, ya muhtemelen binlerce aile bir sonraki turnuvaya acaba benim kızım da yetişir mi? Milli takıma seçilir mi? Acaba bir yerde oynar mı diye düşünüyor. Şimdi ben bu kızlardan alacağım. Bu kızlar ekonomimizi batırdılar Candaş Bey. Hepsinin formasını dağıtmaktan. Onların canı sağ olsun ya. Onlar batırsın, ne olacak evet, başkanım? Abi feda olsun. Tabii her şey bir tarafa. Programın başında da söyledim. Artık biz takımı büyütüyoruz. Hepimiz aynı takımdayız. Siz tabii de bizim takımdasınız. Kesin. Ki ne güzel bunu söyletmek size. Turnuvamız diyorsunuz. Yani turnuva tabii, ne zaman demiyorsunuz. Turnuvamız diyorsunuz. Ne güzel. Sizi de kazandık bu arada. Şimdi 31 yıldır yapılan Kulüpler Dünya Şampiyonası 14-19 Aralık'ta bu yıl, yani bu Aralık'ta yine Ankara'da, başkent
Ankara Spor Salonu'nda Dünya Kulüpler Şampiyonası olacak. Biz burada da ilk defa Türkiye'ye aldık böyle bir organizasyonu. Bir takımla katılıyorduk ama şimdi iki takımla katılıyoruz. Niye katılıyoruz? Biz ev sahipliğini alırız ama ülkemizden iki takım alırsanız diye. Çok güzel. Çünkü biz kulüplerimiz için varız. Kulüpler nasıl bize her konuda destek veriyorsa biz de kulüplerimiz için. Hangi kulüplerimiz var başkanım onlar? Bütün kulüplerimiz. Hı. Yani ligdeki bütün kulüplerimiz. Yani bugün sadece A milli takımda olan kadınlarımızın kulüpleri 3 kulüp 4 kulüp diyemeyiz. Diğer kulüplere de tabii bakıyoruz. O19'daki oyuncularımız o kulüpte oynuyor. O16'dakiler orada oynuyor. Pandemi sürecinde ilk Avrupa şampiyonluğunu bu ülkeye getiren yine bu kızlarımız U19 pandemi sürecinde şampiyon oldu geldiler. Burada bu turnuvamız var. Önümüzdeki diğer bir turnuva da Hollanda'da yapılacak dünya şampiyonası var. Hedef tabii şu anda kulüplerimizin hedefi. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki kulüple katılıyoruz. İnşallah final oynarlar. Önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası'nda da yine kürsüde olacak, derece elde edecek. Dünya Şampiyonası ne zaman önümüzdeki sene? Eylül başında. Önümüzdeki sene Eylül başı. Tamam. Ona göre hazırlayalım kendimizi. 2022 Eylül'ü. Tamam. Hollanda'da olacak ama biliyorsunuz Hollanda'da şöyle bir olimpiyata Hollanda'da gittik. İşte 34 sayı yapan orada. Sultanlarımız da orada. Blok tutan, smaç vuran, manşet alan sultanlarımız orada. Onların hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten ben çok şanslıyım. Benim iki oğlum var, kızım yok ama bu kızların hepsi benim evladım, kızım. Ha, ne güzel. Çünkü kendi oğlanlarıma da diyorum ki ben çok samimi ve doğal bir insanım. Bunlara da defalarca da hep bir arada konuşuyorum. Diyorum ki siz benim için daha hayırlı evlatlarsınız diyorum. Yani. Ay, çok güzel söyledin, ne güzel söylediniz ya. Evlat. Evet, benim de evlatlarım hayırlı bir evlat. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. İnşallah bu ülkeye daha büyük başarılar elde edecekler. Evet, ben eminim. Ya, daha eminim büyük olacağım. Başarılar kazandıracaklar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri desteklemeye devam edin. Vakit ayırdığınız, programa katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben hiç bu kadar tatlı federasyon başkanı görmedim vallahi ya. Çok ya bu kadar spor başı, bir sürü insan başı bir şey olacak. Yine başımıza böyle alacağız ama gerçekten çok sempatik. Bu kadar içselleştirmiş yaptığı bir işi seven, böyle bir ailenin büyüğüymüş gibi davranan bir federasyon başkanı daha görmedim. Demek ki hiçbir şey gerçekten sürpriz değil. Bu başarı da değil. Şimdi futbolda böyle iyi takım olunca kolej havası diye bir şey vardır bilirsiniz. Yani ben Beşiktaşlıyım, çok Beşiktaş'ta konuşulur bu böyle. Beşiktaş kolej havası şampiyon oldu falan diye. Voleybolda da böyle özellikle milli takımın içerisinde böyle bir kolej havası varmış, ruh hali var. Biz böyle bir şey hissediyoruz. Bize biraz oradaki ilişkileri anlatsanız da. Mesela yani takım içerisinde nasıl bir ilişki var? Şimdi mesela Covid zamanı gittiniz bir turnuvaya katıldınız. Ve çok zor bir süreç aslında bu. Yani bugüne kadar dünyanın da yaşamadığı bir şeyi siz bir turnuvada birlikte geçirerek yaşadınız. Biraz o bizim milli takımdaki kolej havasını anlatsanız da bize. Mesela bizim aramızda 10 yaş var Meryem ablayla. O dış burada söylenir mi kızım? Evet bir şey. Canlı yayında öyle şeyler. Ama bir şey... Çıkışta görüşelim seninle bir. Bir dedi bir. Ama şimdi bir demek istedi. Devam edelim. Ama arkadaş neyse, gibisiniz. Neyse tamam. Bir aile ortamı var gerçekten. Ablalarımız, kardeşlerimiz yani yaş, evet yaş farkı var aramızda. Ama onlar bize işte tecrübesini aktarmaya çalışıyor. Biz enerji katmaya çalışıyoruz. Takımda gerçekten güzel bir ortam var. Zaten bu yakınlığı kurabildiğimiz için de belki bu başarılar gelebiliyor ya da bunu sahada yansıtabiliyoruz diyebilirim ben. Toparladım evet. Birazcık da. Evet. Meryem bir toparlayabilir sen bizi çünkü. Küçükler saygısını kurtardı biliyor, büyükler de gayet saygısını çok iyi veriyor. Takım oyunu böyle bir şey demek ki gerçekten. Söyleyecektim ya, dışarıda 10 yaş büyük biriyle ben bu kadar yakın olamam. Mesela Meryem ablayla, Naz'la, hepsiyle o kadar yakınız ki yani o yaş farkını hissettirmiyorlar. Biz de tabii ki de saygıda kusur etmediğimizi düşünüyorum. Artık yakın değiliz şu saatten. Şuraya kadar yani. Çok güzeldi değil mi programa evet, kadar? Buraya kadar çok güzeldi artık. Meryem siz kaptanla birlikte takımın aslında şeyisiniz yani tecrübelilerisiniz, ablalarısınız. Evet. Biraz sizin gözünüzden takımın ruh halini ve o herkesin çok merak ettiği o kolej havasını dinlemek isteriz açıkçası. Ya şöyle şimdi herkes çok mütevazi ve var gücünle savaştığı için bence kolej demek o da birazcık yani hani lise öğrencisi gibi. Tabii. Herkes elinden geleni söylediğiniz gibi hani çok içtensiniz hani
nasılsanız öyle davranıyorsunuz. Bence bu da birazcık kolej havasını yaratıyor. Hmm. Takımdaki herkes öyle. Yani Zehra'yı saymazsak takımdaki herkes çok saygılı. Kolej havasında herkes çok saygılı. Yok yok. Herkes çok saygılı. Bundan bahsediyorum işte. Ya çok güzel yani sohbetli yani ortamımız çok güzel bir kere. Her konuda, her yerde beraber vakit geçirebilmek de çok önemli. Yani bu bütünlüğü de sağlayabildik. Ya maçta kaybediyorsun, kötü bir anda oluyor. Hı-hı. Yani orada bir ruh halinin bir birleşmesi sonuçta herkesin birbirine bir destek olması gerekiyor. Öyle tabii yani çok kötü kaybettiğimiz maçtan sonra da yani aynı otobüse biliyorsun. Herkesin üzgün yani ama geçerken olsun diyerek geçip hani birbirimize moral verebiliyoruz yani. Herkes kendi kabuğuna çekilmiyor. Çünkü bu bir takım oyunu olduğu için birbirimize destek oluyoruz. Bu da yani hepimizin güzel anlaşmasından dolayı yani takım olan. Ya şu Güney Kore maçından sonraki o bir sahneler var, fotoğraflar, o hepimizin ciğerini dağılmış. Hatırlatmasanız zaten şurada acı duruyor yani. Ya bu, yani o nasıl bir yani nasıl bir canımız acıdı, neticede bir maç kaybedildi ki ve belli ki yani bu takım daha çok maç kazanacak. Ama yani ya hep birlikte bütün ülke ağladı ya bu, o maçtan sonra. Ve yani o bir acayip bir duygu bağı gösteriyor. Bence sizinle kurulan bağ dair en önemli fotoğraflardan bir tanesi de o. Evet. Şimdi tabii insanlar çok fazla size sorular soruyorlar. Bu soruları böyle ara ara sormaya çalışacağım ki hani o sorular da karşılıksız kalmasın diye. Sizin kariyerlerinizin mesela dönüm noktalarını soruyorlar. Kendi kariyerlerinizde ben şu an itibariyle bu iş tamam artık, ben voleybolcuyum ve kendimi buraya koydum, profesyonel olarak bu kariyerde yürüyorum dediğiniz ya da gerçekten işte ben Hande Baladın oldum dediğin bir yer, bir an, bir maç, ne bileyim ya da hayatına dair bir şey. Yani ben oldum diyemem çünkü hepimizin genciz. Her geçen gün öğrendim. Daha önümüzde uzun bir kariyer var ve ulaşmamız gereken ve kendimizi geliştirmemiz gereken çok yönümüz var açıkçası. Ama aslında ben İzmir'den Eczacıbaşı'na geldiğimde altyapıda voleybola tamamen hobi olarak başlamıştım. Sporu sevdiğim sen için ya, başlamıştım. Aranızda bir tane gerçekten profesyonel voleybolcu olacağım diye başlayan yok mu yok, çocuklukta? Öyle değildi benim açıkçası. Benim spora yatkınlığım hep vardı. Diğer branşları da denedim ama voleybolda daha çok mutlu olduğum için orada ilerlemeye kafama koydum diye. Voleybola ama ilk başladığımda hani ben profesyonel voleybolcu olurum, Eczacıbaşı'nda oynarım, milli takımda oynarım gibi bir düşüncem yoktu tabii ki ama İzmir'den Eczacıbaşı'na geldiğimde birazcık daha işler ciddileşti benim için. Oradan sonra daha çok voleybol odaklı kaç ilerledim. Kaç yaşındasın bu arada? İzmir'den Eczacıbaşı'na gelişin. 12 yaşında geldim. Senin Meryem voleybolla başlangıcın nasıl? Benim, sen de bir başka sporla mı başlıyorsun evet, yoksa? Evet, ben aslında tenisle başladım spora. Yaşıtlarıma göre boyumuz uzun olduğu için beden eğitimi öğretmenim bir gün dedi ki voleybol oynamak ister misin? Ben hiç girmedim. Ben jimnastikle başladım. Benim boyum öyle hiç mi uygun değildi. Yani benim boyum uygundu ama... Bir dakika, jimnastikle başlamak için mi uygun değildi, voleybol için mi uygun değildi? Yok, jimnastik için hiç uygun değildi. Zaten uzundu o zaman yani. Da yaşıtlarımdan çok uzun olduğum için... Tutmadı orada. Daha sonra hocam beni istersen voleybola, basketbola yönelebilirsin deyince ben de yüzmeye gittim tamamen farklı. Onu niye yapmıyorsunuz? Farklı. Sen de voleybola başlamadın. Daha sonra voleybolla devam ettim. Sen anlatıyordun, kestim. Masa tenisiyle başladım ben de işte. Sonra voleybola geçtim. Yani direkt voleybola başlayan herhalde... Sen direkt voleybola mı başladın? Voleybol. Onun zaten sporla alakası kitap yokmuş. Ben hiç sporla alakam yok. Bir baktım top sektir. Her iki turnuva boyunca unutamadığınız anı soruyor izleyicilerimiz. Her iki turnuva. Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat. Yani bence şu an tek unutamadığımız an Kore maçıdır. Bayağı uzunca bir sürede unutamayacağız gibi de gözüküyor. Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra sohbete devam edeceğiz. Sizin sorularınız geliyor. Dediğim gibi sormaya çalışıyorum. Ara ara kendi sorularım var. Sizin sorularınız var. Karıştırıp programı inşallah bu soruların çoğunu sorarak bitireceğim. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz kadın milli voleybol takımımızın yıldızları Hande Baladın, Meryem Boz ve Zehra Güneş.
Az önce Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a da misafir ettik. Bu arada Ebrar'ın galiba bir videosu var gönderdiği. Sağ olsun. Biz tabii bu programı uzun süredir planlıyoruz. Ebrar bugün bir antrenmanı olduğu için programa katılamadı ama nezaket gösterip bir küçük video çekip göndermiş. Onu da yayınlayalım. Hem de aynı zamanda bizim seyircilerimize de bir selam göndermiş olsun. Herkese merhabalar. Maalesef ki antrenman saatime denk geldiği için programa katılamıyorum. Takım arkadaşlarıma çok selamlar. Sizlere de iyi programlar diliyorum. Biz de buradan ona sevgilerimizi gönderiyoruz. Zehra, bir dönem anaokulu öğretmenliği okuyormuşsun, sonrasında da gastronomi okumak gibi bir hayalim varmış. Voleybol dışındaki bu hayallerini gerçekleştiriyor musun diye soruyorlar sana. Hayal değil de. Evet, şöyle, gastronomiye geçiş yaptım. Voleybolu bıraktıktan sonra voleybolla ilgilenmek istemiyorum tabii şu anki bakış açım böyle. Sonra bir konuşuyoruz herhalde. Evet. Şef olup kendi açtığım yerin şefliğini yapmak istiyorum. O yüzden öyle. İyi yemek yapıyorsun. Buradan yola çıkıyoruz anladığım kadarıyla. Yani hep iyi yemek yapıyorum diyenler iyi yemek yapmıyor. O yüzden iyi yemek yapıyorum demiyorum. İşte yapıyoruz bir şeyler demek istiyorum. Peki tamam o zaman ben bir şey söyleyeyim. Ben çıkayım o zaman işte. Kendimi övmek gibi olmasın işte. Yapıyorum. Siz beni övün diyor yani. Peki ben yani, hiç bilmiyorum yani. Hiç yemek yapmadım bilmiyorsunuz. Hiç alakam yok yemekle. Yani çok iyi yerim, çok severim ama hiç yemek yapma becerim gibi bir şeyim yok. Ama çok iyi yemek yapana da çok hayranım. Şey dermişim, sevgimiz kadın. Öyle söylerler yani. Meryem Boz Akademi fikri nasıl oluştu? Akademi nasıl gidiyor diye soruyor izleyicilerimiz. Böyle ara ara izleyicilerden gelen soruları da sorayım. Çünkü çok şahane bir ilgi var. En azından onların soruları da sizlerle karşılaşmış olsun bu vesileyle. Teşekkürler sordukları için. Çok güzel gidiyor. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Bize bir anlatsana. Meryem Boz Akademi senin kurduğun bir voleybol okulu. Evet. Nerede bu? Tam yerleşkesi neresi? Genç insanlar geliyorlar. Voleybolcu adayları geliyor. Aslında hemen karar verilmiş bir şey değil. Yani 4-5 yıldır bunun üstüne düşündük. Ve nasıl iyi bir şey yapabiliriz'i kovaladık hep. Biz zaten 4 arkadaş bunu kurduk. Ve 4 kafadan farklı hayaller, güzel şeyler çıktı. Biz burada kız çocuklarına ithafen kurduk. Sadece voleybolu öğretmek değil amacımız. Yarınlara güçlü kadınlar aslında biz yetiştirmek istiyoruz. Çünkü her çocuk ya da her spora başlayan profesyonel sporcu olamayacak. Ama takım sporuna katıldığı zaman kendine özgüveni, paylaşımı öğrenmesi... biz bunları da öğretmek istiyoruz. Bir de amatör hayatımızda dediniz ya 10 yıl önce voleybol nasıldı, şimdi nasıl? Şu an çok daha profesyonel her anlamda. Biz şu anda profesyonel hayatı amatör hayata taşımaya çalışıyoruz. Nasıl bizim şimdi bir fizyoterapistimiz, nasıl bir kondisyonerimiz varsa, nasıl bir psikologumuz varsa biz bunları çocuk yaştan başlamak istiyoruz. Yerimiz Eskişehir'de TED Koleji ile işbirliği yaptık. Salonumuz da çok güzel. Çok güzel bir açılış yaptık. Sağ olsun Akif Başkanım yalnız bırakmadı. Ya, açılışa geldi. Çok kalabalık oldu açılışımız. Takım arkadaşlarım bana sürpriz yapıp videolar gönderdiler. Evrar da buraya katıldı. Bana da özel bir video göndermişti sağ olsun. İşte mesela ben çok böyle duygulanan ya da çok ağlayan bir karakterde değilim. O gün işte konuşmaya çıkmadan önce videoyu yayınladılar ve ben kalkamadım yani. Hani dedim ki gerçekten biz takım olabilmişiz ve herkes çok yoğun. Yani belki de video çekecek hani 2-3 dakikası bile yok ama herkes sağ olsun vakit ayırmış ya da yolda gidiyorken bile çekmişler ya da bir yerde yine eventteyken yine arkadaşlarım çekmişler, yollamışlar. Yani çok güzeldi, çok keyifliydi. Şu anda tam gaz devam ediyor. Nasıl, akademiye nasıl kaydoluyorlar? İnsanlar çocuklarını getiriyorlar. Nasıl oluyor? O süreci biraz anlatsana. Belki de buradan da duyanlar olacaktır. Şöyle, TED Koleji'nde bizim bir ofisimiz var. Gelip direkt oradan başvuruyorlar. Bilgileri alıyoruz. Tişörtlerimizi veriyoruz ve hemen direkt antrenmana başlatıyoruz. Çok güzel de bir ekibimiz var. Zaten baş antrenörümüz zamanında benimle omuz omuza sahada savaş vermiş. Ve aynı zamanda o da Eskişehirli. Merve Gülaç. Ve yardımcısı Emre Ünlü. O da
eski voleybolcu. Bunlar işte sakatlıklardan dolayı voleybolu bırakıp onlar da kız çocuklarına hani yol gösterebilmek adına sağ olsunlar onlar da benimle yola çıktılar. Tabii arka tarafta da bir sürü ben sürekli maçlardayım, antrenmanlardayım, yurt dışındayım. Arka tarafta da sürekli bu işlerde yardımcı olan, organizasyonları yapan ekibim de çok değerli. Gözde Yorgun, Güneş Biter, ablam yine Birsen Çobanoğlu, yeğenim Emine bütün şeyi çevirdi yani Joker gibi her yerde yani antrenör eksikliğinde, çocuklara yardım etmesi gerektiğinde her yerde. O yüzden aslında evet Meryem Boz Spor Akademisi belki ismi ama arkadaki o bütün ekibe ben yine sizin aracılığınızla da ben teşekkür etmek istiyorum. Kuruluş da çok güzel, çok temiz bir kuruluş TED Koleji. Çünkü antrenman yaptırmak evet çok önemli ama antrenman yapacağın salon da çok önemli. Yani o küçük yaştan zeminin çok iyi olması lazım ki küçük yaştan çocukların sakatlanmaması lazım. Çünkü biz çok yaşadık bunları. Yani tamamen profesyonel, sınırlı sayıda. Çünkü hani fazla alırsak o kaliteyi koruyamayız diye yardım edebildiğimiz bütün kız çocuklarına da dokunmak istiyoruz. Bir sürü de projemiz var bu arada. Atıyorum sadece Eskişehir'deki çocuklara dokunmak değil amacımız. Belki de Urfa'daki bir kız çocuğu hayatında hiç İstanbul'u görmedi, hiç voleybolu oynamadı. Böyle kamplar yaparak... Yani doğudaki çocuklarımızı getirip atıyorum 10 gün belki İstanbul'u gezdireceğiz, belki voleybol oynatacağız. Çocuk belki hayatında İstanbul'u, denizi görmedi. Denizi görüp diyecek ki ya ben belki burada üniversite kazanmak istiyorum diyecek. Üçüncüde de böyle bir soru var tam da bununla ilgili. Diyor ki özellikle doğuda milli takıma ya da kulüplere ait daha fazla okul, akademi açılsa etkisi sizce nasıl olur? Çünkü yani büyük şehirlerde daha biraz daha kolay bu tip sporlara başlamak ama daha doğuya, daha kırsal bölgelere gittikçe yetenekli çocukların da bulunması bu anlamda daha zorlaşıyor. Ne dersiniz? Bu tip okulların, akademilerin doğuda da açılmasının katkısı olur mu? Yeni Hande'lerin, yeni Meryem'lerin, Zehra'ların yetişmesi adına. Aslında bunun hakkında projeler ve organizasyonlar yapıldı diye biliyorum. Giovanni'ye gitmişti. Yapılıyor da. Belki çok fazla medyada bulunmuyor ya da göz önünde değil ama bu tarz girişimler var diye biliyorum. Bizim de girişimimiz olacak akademi olarak işte. Yalnız şu pandemiden dolayı biraz sıkıntılı olduğumuz için inşallah biraz daha pandeminin azaldığı, normal hayata dönebildiğimiz zamana geçtiğimiz zaman bir sürü projemiz var. Dediğim gibi sadece voleybol öğretmek değil, bir çocuğu sırf denizden dolayı bir üniversiteye bile gönderebilmek. Bence çok yani dokunabilmek bizim için çok büyük başarı yani voleybolcu olmasındansa o çocuğun üniversite okuması bizim için daha kıymetli. Siz şu anda ülkenin en iyi voleybolcularısınız. Hepimizin çok iyi bildiği milli takımın yıldızlarısınız. Voleybola başlama yaşı ya da başlarken bir takım avantajlar hani boy bunlardan bir tanesi şu an anladığımız kadarıyla ama değil mi? Bence değil. Bir şey sonra gözüm patlıyor yanlış. Yok sadece tabii ki de boyun oluyorsun. Yani boyun biraz şartların avantaj senin için. Ne bileyim ya yani esneklik yolu... falan voleybolda bir avantaj mıdır? Voleybola başlama yaşı diye bir şey var mıdır? Bunlar mesela konuşulur mu spora başlarken ya da ne bileyim sen akademide çocuklar başlarken böyle kriterler gelir mi? Biz zaten akademide öyle bir kriterimiz yok. Boyu uzun olsun, atletik olsun, esnek olsun falan filan gibi bir kriterimiz yok. Çünkü çocuklara biz bir şey öğretmeden bir şey isteyemeyiz. Yani çocuğa ben esnek dediğiniz gibi esnekliği öğretmeden, sıçramayı öğretmeden ya da fiziksel olarak biraz kilosu varsa ben bunu diyete başlatmadan yani motorik özelliklerini geliştirmeden ben bu çocuktan bir şey isteyemem zaten. O yüzden boyu olması evet avantaj, yetenekle birleşince... Evet, çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Ama boyunun kısa olması da biraz daha fazla çalışarak aradaki mesafeyi kapatması gerekebilir. Yani illa smaçör olacak ya da işte pasör evet. Çapraz orta oyuncu bizim olacak diye bir şey de yok. Arkadaşlarımız da var yani. Libero olabilir. Simge. O da smaçör olarak başlamış voleybol hayatına. Daha sonra libero olarak devam etti ama bir boy kriteri... Tabii ki de avantaj ama ben çalışarak her şeyin gelebildiğini düşünüyorum. Bir soru var. Diyorlar ki özellikle kamp dönemlerinde sporcuların çok disiplinli olduğu, kızların da bu konuda çok asla taviz vermediklerini biliyorum ama bir video seyretmiştim diyorlar.
Yanılmıyorsam bu son turnuvalardan bir tanesinde takım halinde krep gömüyorlardı. Bu nasıl bir gıda disiplini de anlatırlar mı bize diye. Böyle bir video seyretmişler. Öyle bir şey vardı galiba. Tuğba'nın yanılmıyorsam kanalında. Tuğba'nın, evet, Tuğba'nın. O grupta ben de vardı. O nasıl bir krepti acaba tabii ya. O neredeydi o? Sırbistan'da. Sırbistan'da. Bazen böyle aralara ihtiyaç oluyor. Tabii canım. Tabii ki de her gün öyle beslenmiyoruz. Sizin gördüğünüz kısmı. Ya öncelikle spordan önce bir sporcudan önce insanız yani. İstediğimizi yiyebiliriz. Kendimizi kısıtlayamayız ki bu konuda. Sadece antrenman maç dönemlerinde sahaya çıktığında seni rahatsız etmeyecek yiyecekleri tercih etmelisin. Performansını da etkiliyor bu. O yüzden yoksa normalde biz de insanız yani. Tabii de. Bunun dengesi ve yemeğinde gidip krep yemiyoruz birazcık. Yani. Yok ben anladım. Bana ne için? Sinirlendi zaten. Sorusunu soruyorum ben. Sen biraz önce Meryem sakatlıklar da dedin ya aslında onlar da kariyer anlamında her sporcu için çok önemli. Hande senin bir ciddi bir büyük bir sakatlık yaşamışsın. Tarak kemiği evet. Mi kırılmış? Evet. O süreçte neler yaşadın? Geri dönmek zor olmadı mı? Ciddi bir sakatlık çünkü bu. O süreç benim için biraz sıkıntılıydı açıkçası. Çünkü olimpiyat elemesinden sonra bu sakatlığı yaşamıştım ve pandemi olmasaydı o sene olimpiyatlar oynanacaktı 2020'de. O yüzden bayağı üzülmüştüm açıkçası sakatlandığım anda hani kırık var mı yok mu diye düşünmek yerine eğer bir sıkıntı varsa olimpiyatlara yetişebilecek miyim vardı kafamda. Ama pandemi başlangıcıyla aslında birazcık da benim için şanslı bir dönem oldu diyeyim. Tabii ki de dünya çapında kötü bir hastalık, kötü bir dönemden geçtik. Geçiyoruz da hala ama benim için birazcık daha şanslı oldu gibi. Çünkü ligler iptal edildi. Çok az bir maçları kaçırdım diyebilirim. Ama daha sonrasında çok uzun bir dönemim vardı tekrar yeni sezona hazırlanmak için. Dediğim gibi biraz daha şanslı bir konumdaydım diyebilirim. Ama ilk tabii sakatlandığımda hala lig devam ediyordu, hastalık yoktu. Çok kritik sizin bir dönemden geçmiştim. Kariyerlerinizde var mı böyle sakatlıklar? Yani daha önce böyle majör sakatlık bir şey var mı? Benim ameliyatım var bir de. Öyle mi? Cansu'yla çarpışmıştım bir maçta. Daha sonra orada doğuştan bir kist varmış. O içeride kanama yapıp büyüdü, enfeksiyon kaptı derken ameliyat olmak zorunda kaldım. Böyle çok façalı bir şekilde. Benim omuzum çıktı. Oluyor böyle şeyler spor hayatında. Şu an çıkmış gibi söylüyorsun ya. Benim omuzum çıktı. Bu sezon çıktı işte. Bu sezon birazcık kara bir sezondu benim için çok fazla. Bir ay koronada pozitif kaldım ondan sonra. Dönünce iki gün sonra omuzum çıktı. Sonra Viyana'ya gitmeden 3 gün önce kalbim yırtıldı. Of. Sende böyle bir hikaye var mı? Benim ağır yaşadığım şey tam olimpiyat elemelerine gitmeden önce defansta sadece adımımı geri attım ve kalbim yırtıldı. Oh. Bu kadar. Sonra bir daha adım atamadım. Sonra olimpiyat elemelerine gittik ve bir hafta vaktimiz vardı. Ben kabul etmedim yani yırtılamaz olamaz ama yürüyemiyorum da yani bir yandan. Sağ olsun işte sağlık ekibimiz bir de bizim çok şanslı olduğumuz bir coro var. Bulgaristan milli takımından geldi bize de. Ve şey çok iyi bir fizyoterapist. Beni bir haftada yürüttü, maça çıkarttı, maçta oynattı. Yani belki hiç kimse bilmiyordur ama benim için çok zor bir dönemdi. Ve o yırtıkla oynadım. Bu pandemi döneminde olimpiyatta olmak nasıl bir şeydi? Yani olimpiyat ortamı böyle hayal ettiğiniz gibi bir ortam oldu mu yoksa? Biraz böyle bir buruk bir pandemiden kaynaklanan bir olimpiyat süreci miydi? Yani pandemiden önceki olimpiyatları bilmediğiniz için. Çok güzel. Tam sen de öyle cevap verin. Şunu var ya. Şunu bravo. Çok güzel. Çocukluğumuzdan beri hayal ettiğimiz şeyi yaşadık aslında. Pandemi koşullarında olsa bile eşsizdi bizim için. Bence öyle düşünüyorum. Benim beklediğim gibi değildi açıkçası. Nasıl yani? Yani olimpiyatlar dediğim zaman ben daha çok böyle şölen havası beklerdim olimpiyat köyünde. Şey gibiydi şehir. Ölü şehir gibi çok sessizdi. Yani yolda gidiyorsun antrenmana.
Sadece ufak bir bayraklar asmışlar, olimpiyatlar var diye. Ben daha büyük böyle süslemeler, olimpiyat köyünde böyle eğlenceler falan beklerdim. Olimpiyat köyü de öyle gibiydi. Yemeğe gidiyorsun, geliyorsun, sessiz, ekstra bir şey yok. Yani daha keyifli beklerdim yani ben. Anne? Yani pandeminin etkisiyle de tabii ki de böyle oldu olimpiyatlar ama... Yani taraftarla oynamak, orada seyircilerin önünde oynamak tabii ki bizim için çok daha güzel olabilirdi diyeyim. Ama yine de orada bulunmak, o sayılı atletlerin arasında bulunmak, ülkemizi orada temsil ediyor olmak bizim için inanılmaz gurur vericiydi. Yaz döneminde hem olimpiyatları hem de Avrupa Şampiyonası'nın olması ardından çok kısa bir arayla sezona başlamak sizi sosyal ve fizyolojik olarak nasıl etkiledi diye soruyor bir seyircimiz. Buyurun Zehra Hanım. Sizin muhakkak vardır burada söyleyeceğiniz bir şey. Biz robot gibiyiz aslında. Hayır, buna fazla geçiyor. İzleyiciye de bir şey söylemek istemez misiniz? Gerçekten fiziksel, mental olarak çok yoğun bir dönem geçirdik ve bunun için geri dönebilmemiz için sadece bir haftamız vardı. Zaten hiç bırakmış gibi, bir araya girmiş gibi hissedemedik hiçbir zaman. Böyle de olmamalı zaten. Sen bir şey demişsin, bir tatil planı yap, 2 yıl önce bir tatil yaptığım planı yaptığımı hatırlıyorum demişsin. Bu durum hala aynı mı, hiç tatil yapmıyor mu diye soruyorlar. İşte bir haftalık tatiller yapabiliyoruz önce. O bir haftalık tatiller de teşekkürler Murat abi, röportajlar falan geliyor böyle çekimlerimiz. Bana geldi, bu da bana geldi. Bu da yani bu da bize geldi. Şu an tatilden önünde değiliz. Bu da güzeldi. Bugün çok Zehra, çok formunda. Gerçekten file dibindeki kadar iyi yani şu anda. Aynı soruyu size de sorayım. Hem Avrupa Şampiyonası hem olimpiyatlar üst üste gelmesi fizyolojik olarak sizi hem de sosyal olarak çok yormuyor mu diye sormuş bir izleyicimiz. Ya fiziksel olarak evet çok yoruluyorsun. Zaten mental olarak da çok yoruluyorsun. Çünkü bir turnuvayı bitirip diğerine konsantre olmak zorundasın. Fiziksel olarak da ufak tefek ya sakatlıklar olmasa da çekmeler, yorgunluklar oluyor. Çünkü yolculuklar çok uzun, antrenmanlarımız fazlaca. Sosyal olarak zaten hiç sosyal olamıyoruz eğer bunu soruyorsa arkadaşlarımız. Ailene vakit ayıramıyorsun. Yoğun geçiyor ama başarı geldiği zaman hepsini unutuyorsun. Bir süre sonra zaten robotlaşıyor yani. Hem kafa hem vücut. Artık evet işte Avrupa Şampiyonası'nda madalya aldık, sıradaki gelsin. Evet bunda da başarılı olmalıyız. Bunun için de savaşmalıyız, sıradaki gelsin. Artık böyle bir şeye giriyor, rutine giriyor yani. Hande? Ya, Meryem'in dediğine katılıyorum. Aslında hani arka arkaya turnuva oynamamız da biraz... İyi oldu diyebiliriz. İyi ya da kötü yaşadığımız şeyleri bir yerde bırakıp bir sonrakine odaklanmamız gerekiyordu. Evet fiziksel olarak, mental olarak çok yorulduk bütün yaz boyunca. Ondan önce de uzun bir, normal takımlarımızda uzun bir lig sezonu geçirmiştik. Üstüne pandemiden dolayı turnuvalar sıkıştı. Bütün önemli turnuvalar üst üste geldi. Ama dediği gibi o kadar büyük bir emek var ki altında, o kadar yoğun geçiyor ki antrenmanlar, o kamp dönemleri. Başarı geldikçe... Hepsini unutuyoruz ve aslında bu birazcık da bizi teşvik ediyor diyebiliriz. Hmm. Hep daha fazlasını istiyoruz böyle başarılar gördükçe. Çünkü onun nasıl bir his olduğunu biliyoruz. Bizim milli takımımızın esasen şu anda en büyük yani gelişim alanı olarak koyduğumuz yer benim bütün yorumlardan, işte ya bu işleri bilen insanlardan gördüğüm biraz daha deneyim kazanması gerektiği. İşte finallerde ve hedef maçlarda kazanma alışkanlığının daha fazla... şey olması, gelişmesi şeklinde eleştiriler okuyorum. Hatta bunu sana sormuşlar bir röportajında. Sen de çok böyle benim de içimden geçen bir cevabı vermişsin ama çok da haksız bir eleştiri değil galiba şu anlamda değil. Çünkü bizim baktığında rakiplerimizin çoğunun yaş ortalaması bize göre çok daha yüksek takımlarla oynamışız biz şu ana kadar. Bu anlamda bizim milli takımımızın önündeki döneme dair çok ciddi bir gelişme hedefi olarak veriliyor mu? Yani kendi aranızda da bunu konuşuyor musunuz? Yani daha tecrübeli bir takım olduğumuzda çok daha rahat kazanacağız, çok daha iyi gideceğiz diye bir konuşma aranızda oluyor mu? Bence evet. Son dönemlerde bakıldığında son 4-5 senedir sürdürebilir bir başarıyı kanıtlamış bir takımız bence. Ve her sene bu kadar çok başarı gelince bundan sonra da gelebileceğini düşünüyorum ben. Bu kadar genç bir jenerasyonla olimpiyat şampiyonu olan Amerika ile 3-2 oynayabiliyorsak bence... Hı. Bu jenerasyonla daha çok başarıya imza atabileceğimizi düşünüyorum. Meryem, sence finallerde ve hedef maçlarda kazanma sorunu bir tecrübe sorunu olarak milli takımın karşısında böyle bir şey var mı? Bir gündemi var mı?
Ya bence bunu sorun olarak getirmemeliler. Çünkü artık final maçındasın. Onlar evde nasıl izlerken heyecanlanıyorsa, stres yapıyorsa, final maçına çıktığın zaman zaten varını yoğunu koyuyorsun ortaya. Oradaki birkaç tane ufak basit hatadan gidiyor zaten maç. Biz hiçbir final maçımızı 3-0, işte 25-10, 25-5 yenilmedik ki. Tabii. Yani biz sonuna kadar savaşıyoruz. Ama final maçı olduğu için orada işler değişiyor. Ne olacağı belli olmuyor. Yani gümüş madalya alıyoruz. Altın da alabilirdiniz diyorlar. En çok biz üzülüyoruz zaten. Orada o kadar çok emek var ki yani. Dediği gibi yani çocuğunu göremeyen, annesini göremeyen, eşini göremeyen. Ve biz bu hani biz bundan çok mutluyuz, evet. Madalyayla döndüğümüz için de çok mutlu oluyoruz. Final maçında artık ne olacaksa olsun diye çıkıyorsun biraz yani. Biraz spor kültürü ama bu galiba dediniz. Yani spor ülkesi olmak yani... Sadece madalya kazanmak, sadece kazanmak için spor yapılmıyor. Orada hı hı. var olmak, evet. bütün bu uluslararası turnuvalarda, bütün finallerde olmak, yarışmak, önemli maçlara çıkmak da aslında bu spor kültürünün parçası. Bunu içselleştirdiğinde galiba spor ülkesi olmuyor. Ya hem öyle, şimdi bir kazanmak kadar kaybetmek de güzeldir kelimesini aslında sevmiyorum. Ama kaybettiğim maçtan da illaki bir şey öğreniyorsun. Yani hem mental, galiba böyle bir şey. Hem mental olarak öğreniyorsun. Hem de bir sonraki maçta diyorsun ki ya ben bu hissi istemiyorum arkadaşım. Daha iyi oynayacağım. Yani illaki bir şey öğreniyorsun. O yüzden kaybettiğimizde biz zaten ya emin olsun ki herkes biz daha içimiz kan ağlıyor yani. Hani oraya madalya almaya çıkarken. İçinizde, gözünüzde. Yani zaten gözüküyor da tutamadığımız için hani orada biz zaten onu göstermek istemiyoruz ama istemeden tabii ki bir şekilde dışa vuruyor yani. Hani de bu soruyu aynı sana sorayım. Finallerde ve hedef maçlardaki kazanma meselesiyle ilgili soruyu. Ya tecrübe de tabii ki büyük bir faktör. Çünkü biz 5 sene önce beraber başladığımızda hepimizin yaşı daha küçüktü tabii ki. O zaman aldığımız sonuçlarla şu anki aldığımız sonuçlar aynı değil. Her sene daha iyisini yaptık. Her sene birazcık daha güzel başarılar elde ettik diyeyim. Bu aslında hani takım olarak da birbirimize alışarak, zaman geçirerek, birlikte antrenman yaparak sahada da performansımız daha fazla değişiyor diyebilirim. Birlikte oynayarak bu her turnuvada aslında bir şeyler kazandık diyeyim. Öyle söyleyeyim. Her turnuvada daha iyisini yaptık. Bayağı yol kat ettik. Yani çok farklı. Yani. İlk başladığım bu takımla beraber 5 sene önce baktığımızda aldığımız sonuçlarla şu anki aldığımız sonuçlar aynı değil. Her sene bize her turnuva, her birlikte oynadığımız an bize bir tecrübe kattı ve biz her sene daha iyisini yaptık. İlerleyen dönemlerde de bu takım hala genç bir jenerasyon olduğu için belki 2-3 sene sonra daha farklı başarıları konuşacağız burada. Maç öncesi bir toteminiz, ritüeliniz var mı diye soruyorlar. Şu meşhur makyaj meselesi var. O makyaj nasıl akmıyor gerçekten? Herkes bunu soruyor. Valla akıyor ya aslında. Burada akıyor. Hiç, yani hiç biz akarken kimse görmemiş yani. İnanılmaz bir başarıyla yapıldığı kesin. Bir böyle totemleriniz... Terlemiyorum. Maçtan önce... maçtan önce bir ritüeliniz, yani bir toteminiz, bir şeyiniz var mı? Benim totemim yok. Benim eskiden öyle... çok vardı küçükken ama şu anda sonra çok işte yoktu. Onları kaybediyorsun zamanla. Niye? Zamanla kaybettikçe kaybettikçe diyorsun bu da değişiyor. Sonra totemle alakası yokmuşa geliyor. Sonra totemleri bırakıyorsun. Toka oluyor, saç modeli oluyor. Ben yıllardır aynı saç modelini yapıyorum. Son maçta bir farklı saç modeli yapayım dedim. Kaybettik. Eskisine ona geri dönüyorum. Ona bağlamıyor mu peki o sonra orada yani? Bu mesela bu makyaj nasıl akmıyor çok sorulmuş bu. Bu çok sık gelen bir soru mudur size? Ama çok büyük ya bir makyaj akıyor. Yapıyor. Yani zaten ki. Evet çok fazla bir makyaj. Yani bir rimel sürüyorsun başka ne? Yani atıyorum. Bir de biz de bu kadar terlemiyoruz bence. Terlemiyoruz. Yine de atıyorum mesela waterproof makyaj malzemesi kullananlar da var, kullanmayanlar da var. Ben kullanmıyorum ama ben yine de akmıyor. Yani çok abartılı gece makyajı mi? Yapılmıyor sahaya zaten çıkarken. Yani, ben hani bu şey, sorulmuş diye soruyorum ben de size. Sadece bir rimel sürüp çıkıyoruz en fazla. Yani bir kalem sürüyorsak sürüyoruz. Onun dışında bir şey sürmediğimiz yani için mesela akacak bir şey yok aslında. Yani sonuçta ciddi bir iş yapıyorsun. Hı-hı. Bir şekilde sahada motive olmak zorundasın. Hı-hı. Yani o da bir motivasyonel bir şey. Kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle çıkmalısın sahaya. Son derece de şey...
Bayağı sorulduğu için soruyorum. Hı hı. Bir enteresan soru daha var. Diyorlar ki uzun boy erkekte avantaj, kadında dezavantaj gibi saçma bir algı var. Bu algıyla boğuşmak zorunda kaldığınız anlar oldu mu hiç diye sormuşlar. Yani... Düğüne göre demek ki. Ben şöyle bakıyorum. Ben de sana bakıyorum ve onu işaret ediyorum. Soruyu asla Zehra'ya bakmadan sormaya çalıştım. Buyurun Zehra Hanım. Ben kesinlikle öyle görüldüğünü düşünüyorum. Ama bence bir dezavantaj değil yani, ben boyumla memnunum. 1.97'sin sen değil mi? Evet. Anne sen? 1.90. 1.90? Ben de 1.90. 1.90. Ben biraz daha kısa. Belki en uzun olduğum için ben. Gülen ben olmuşum. Ama sen de sen gerçek 1.97 gibi güldün ama. Böyle doya doya güldün yani, hakkını vere vere güldün. Böyle bir dezavantaj gibi bir algı var mı gerçekten yani? Dezavantaj şöyle var, ben onu söyleyeyim. Kıyafet bulamıyoruz. Evet. Kıyafet de, ayakkabı da sıkıntımız oluyor. Onun dışında ben uzun olduğum için gayet mutluyum. Ben yani mutluyum. Klasik elbise, klasik ayakkabı da sıkıntı var. Onun dışında zaten hep spor giyiniyoruz zaten. Ama zaten yaşamınızın büyük bir kısmı özellikle bu çağda sporla geçtiği için hani davetler falan özel şeyler dışında pek spor dışında bir kıyafete gerek kalmıyordu diye bir sonuç çıkarayım mı yoksa? Yo, ben çok süslü bir insanım. Çok da vakit de kalmıyor yani. Yok, ben süslü bir insanım dedi gayet. Arkadaşım vakti bol demek. Giyinmeyi seviyorum. Ben antrenmana giderken bile kot giyen bir insanım yani, o yüzden. Benim vallahi vaktim yok. Öyle Meryem abla. Hayır, benim vaktim yok diyorum ona. Senin Mario lakabına alışının ilginç bir hikayesi var. Onu bir daha anlatır mısın rica etsem acaba? Tabii. Voleybola başladığımda ben fiziksel olarak çok inceydim. Ve smaç adım... Şu an çok farklı çünkü. Ama yani kas yapısı falan oluşmuyor falan. O yüzden smaç adımlaması falan öğrenmeden smaç önce... Smaç adımlaması nedir, onu bir şey yapabilir miyiz? Smacı vurmadan sol, önceki... Sağ, sağ. Ne kadar güzel anlattın. Solakları için tam tersi diye. Smaç adımlaması o smaça doğru giderken atılan, evet, adımlar mıdır? Aynen. O topu havaya atarken ki. Evet. Süreç. Hı-hı. Peki. Ben olduğum yerde yani dikey sıçrama yapıyordum. Olduğum yerde sıçrayıp topa vuruyordum. Yürümeden. Yani, evet, olduğum yerde. Bayağı Süper Mario gibi yani. Aynen, olduğum yerde gibi. Böyle yani dikey sıçraman bayağı iyiydi. Oradan arkadaşlarımın, antrenörümün işte ya Mario gibi sıçrıyorsun, nasıl sıçrıyorsun falan filan derken onlar başladılar bana Mario demeye. Daha aslında çocukluktan gelen bir lakap yani, yeni oluşan bir şey değil. O sonra özdeşti benimle. Şimdi birileri Meryem diye seslendiği zaman kime bahsediyorlar? Ben miyim acaba diye bakıyorum yani. Çünkü ben de çok fazla alıştım. Sizin şeyiniz sana Zeze diyorlarmış galiba değil mi Zehra? Evet. Bu Zehra'nın kısaltması olduğunu düşünüyoruz. Başka bir şey var mı? Bir anlamı var mı? Agresif bir tavırla yaklaşmadım, farkında. Enteresan, ben de hayretler içerisindeyim şu an. Hande, senin bir oyun içerisinde yani takım arkadaşlarının... Aa, var aslında. Handan diyorlar. Handan diyoruz. Handan mı? Evet. Daha da uzatarak diyorsun. Evet. söylemesi güzel, keyifli geliyor bize valla. Onlar söylesin, onlar buldular. Nasıl çıktı öyle, ortaya bilmiyorum. Neden peki Handan? Yani Hande hiç neden Handan? Yok. Hande Baladun'u karıştırmışlar. Sanırım bir Baladun antrenörümüz söyledi ilk. Daha sonra oradan öyle çıktı. Ya bak, devam etti. Burada şahane kişilik analizleri falan var sizlerle ilgili gönderilen. Yani burada sadece şuradaki sohbetten yola çıkarak mesela Emel Hanım diyor ki Hande yansıtma. Bayağı bir astrolojik bir yorum gibi. Hande yansıtmamaya çalışsa da hüzünlü bir hali var. Ama neredeyse tüm sevenleri Hande Baladın gülüşü için bile izliyordur bu programı demiş. Zehra ve Meryem abla ve Hande hala evimizden biri gibisiniz ve bu asla değişmeyecek demişler. İki de kalp koymuşlar sonuna. Ya, teşekkür ederiz. Emel ediyoruz. Teşekkür ederiz. Emel Hanım'a biz de buradan selam gönderelim. Sizin dün maçınız vardı aranızda değil mi? Yani Vakıfbank'la Eczacıbaşı maç yaptı. Sonra da siz bugün geldiniz, burada oturuyorsunuz. O anlar nasıl oluyor? Mesela milli takımda arkadaşsınız. Birlikte maç yapıyorsunuz. Ondan sonra programlara birlikte çıkıyorsunuz. Biz mesela futbolda, ben futbol röportajları yapıyorum. Tekrar oraya dönmek istemiyorum ama futbolda çok karşılaştığımız şeyler değil bunlar. Hatta biz belki... Maçtan sonra birlikteydik Ander'le dün. Hiç maç başka arkadaşlık başlıyor. Konuşuyor musun? Nasıl yendik, nasıl vurdum falan, nasıl engel oldum, blok yaptım falan diye. Nasıl maçtı falan diye sohbet dönüyor tabii. O bana sana blok yaptığında üzülüyorum dedi ama hiç öyle bir görüntüsü yoktu. Sen de hiç öyle üzülecek insan yani. Yok ya.
Öyle gerçekten ya, mi? Yani mesela Hande'ye böyle blok yaptığın zaman falan üzülüyor musun? Öyle bir his oluyor mu? Tabii ki o an hırsımdan yapma seviniyorum. O zaman. Bırak kız sayı atsın. Bunu bir Giovanni ile konuşalım. Arayalım, bağlayalım arkadaşlar. Giovanni'yi de bağlayalım. Giovanni nasıl biri? Sizin yani Vakıfbank'ta beraber çalışıyorsunuz. Yani sizin koçunuz. Nasıl biri anlatsanıza. Biz milli takımdan tanıyoruz. Dışarıdan görüyoruz. Müthiş sempatik bir adam ama nasıl biridir? Nasıl bir spor insanıdır? Anlatılmaz. İyi şey söyleyecek gibi değil bu yüz ifadesi ama Meryem. Anlatılmaz yaşanır demek istiyorum ben gerçekten. Ya bence çok hırslı bir adam ve voleybolu çok iyi biliyor. Hangi oyuncuyu nasıl oynatacağını da çok iyi biliyor. İyi bir şey yaptıktan sonra daha iyisini istiyor, daha iyisini istiyor. Dediğimiz gibi işte turnuvadan madalya aldık, öbür turnuvaya motive ediyor bizi. Bunda da işte en iyisini yapmalıyız. Yani herkesi nasıl oynatacağını biliyor, herkesin karakterini biliyor. Kimin eksiği var ona göre çalıştırıyor. Bence Gio ile çalışmak keyifli ama bir o kadar da zor. Zehra Hanım, sizden de Gio analizi rica edebilir miyiz? Kesin katıyorum. Ben bu zamana kadar voleybolda öğrendim. Her şeyi neredeyse Giovanni'de öğrendim. Profesyonel düzeyde ondan başka antrenörüm olmadı gibi. Birkaç kişi daha oldu. Ama voleybolda sahada durduğum yerden ne yapmam gerektiğine kadar ondan öğrendim. O yüzden biliyorum nasıl zorlukları olduğunu. Ben size bir şey söyleyeceğim. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Şu böyle her sayı aldıktan ya da sayı kaybettikten sonra bir ortaya geliyorsunuz ya. Orada ne konuşuyorsunuz siz? Değişiyor duruma göre. Ya böyle bir şey konuşması da oluyor mu? Ne yapıyoruz lan falan? Böyle bir şey de oluyor mu yoksa hep böyle oluyor. Çok iyiyiz çok iyiyiz falan mı? Yok oluyor tabii ki. Ne yapmamız gerektiği hakkında sakin olalım işte. Bir tane sayı daha at. Giovanni çok bağırıyorsa kenardan kenara bakmayın falan diyoruz. Nasıl? Gerçekten mi? Ama bakmayın diyor musunuz? Bakmayın. Adam orada ciğerini yırtıyor falan siz bakmayın. Tamam bakmayın sakin olalım. Saliselerle gelişen bir spor olduğu için aslında bakıldığında. Ya da bir sonraki step ne yapmalıyız? Evet. Atıyorum karşıdaki oyuncu nereye vuruyor? Diyorum ki ben Hande'ye ben şimdi buraya kapatacağım. Sen orada mutlaka tipte ol tamam mı? Yani oradaki taktiği de konuşabiliyoruz bazen. Bazen moral veriyoruz. Bazen hadi kızlar agresif de oluyoruz. Daha agresif olmalıyız de diyoruz. Yani o ana göre değişiyor aslında. Ortada bir kendimizi motive ediyoruz. Gidişata göre. Böyle hiç unutamadığınız bir ortaya geliş var mı? Yani maçın kırılma anı olan ya da ne bileyim böyle bir dumur anı olabilir. Lan ne dedi bu falan gibi böyle bir garip bir anda olabilir. Olimpiyat elemesinde var aslında. Polonya maçı çok kritik bir maçtı. Yani hiçbirimiz unutamayız herhalde o maçın stresini de o an yaşadıklarımızı da. Ama öyle güzel bir ortam vardı ki ortaya geldiğimizde hepimizin gözünden böyle ateş çıkıyor gibiydi. Kesinlikle hani bu maçı veremeyiz. Ve hani elimizden gelen en iyisini yapmak için orada birbirimizin yani gözlerimize bakışımızı ben şu anda anlatamam. Ve orada her seferinde nefes alıyoruz deyip ayrılıyorduk aslında. Sayı sayı gittik yani. Aslında o maçı sayı sayı oynadık biz. Anı yaşadık. Siz genel izlemiş olabilirsiniz belki ama biz sayı sayı oynadık. Bir yandan önde akan sorulara bakıyorum size sormak için. Bu ortada buluşmayla ilgili çok fazla soru var. Sorular. Maç totemlerinizi sormuşlar. Onu sordum size. Ha voleyboldaki seyirci sorunsalı soruluyor size. Şimdi sizinle birlikte voleybol artık çok popüler bir spor haline geldi kesin. Ama bu seyirci sayılarında da şu anda pandemiden bağımsız olarak söylüyorum. Profesyonel sporcular olarak sizin gözlemlerinize yansıyor mu? Yani evet bu ilgi çok arttı ama seyircide de acayip bir artış var mı? Bence kesinlikle ciddi bir artış var. Ben şu anda %50 kapasiteyle oynuyoruz normalde. Tabii. O yüzden pandemi dedim. Evet. Yeşilyurt maçında bile normalde bizim derbi maçlarında salonlar full olur, insanlar desteklemeye gelir, dışarıda sıralar olurdu. Ama Yeşilyurt maçında bile bizim salon doluydu. Artık dedim ki insanlar gerçekten izlemek istiyorlar artık voleybolu ve salonlarda bizi desteklemeye geliyorlar. Artık her maçta böyle bir destek görüyoruz ve gerçekten çok güzel bir şey bunu görmek. Hande? Dediği gibi şu anda %50 kapasiteyle oynuyoruz ama önceki maçlarımızda aslında bu kadar insan bile göremiyorduk tribünlerde. Şu anda çok büyük bir artış var özellikle bu yaz döneminden zaten hepsinin desteğini sosyal medyadan hissediyorduk ama aynı desteği yanımızda sahada da gösterdikleri için bizimle orada oldukları için biz de buradan herkese teşekkür edelim. Meryem senin profesyonel voleybolcu olarak bu kaçıncı yılın? Bu sezon?
Zehra sor dedi de o yüzden soruyorum. Kendi soramıyormuş. Sorarmış. Konu bana geliyor. Vallahi 17 falan herhalde. O karşılaştırmayı yapmadan adına sordum bunu. Olimpiyatlar yani bu yazdan sonraki süreçle ilgili olarak öncesine baktığın zaman bu seyirci sayılarında Zehra ile Hande'nin söylediği artışı sen de gözlemliyor musun ve bunun temel etkenleri bu anlamdaki başarı mı? Şöyle büyük şehirlerde önceden seyirci hep daha az oluyordu ama Anadolu takımlarında hep insanların gidebileceği sosyal bir aktivite olmadığı için voleybol maçlarına gelmeyi tercih ediyordu. Çok Anadolu tam tersi beklenir normalde değil mi? Valla ben Anadolu takımlarında da oynadığım için tribünler full oynuyorduk. Seramik sana falan geldiğinizde hatırlarsınız işte Aydın'da oynarken yine bütün tribünler dolu oluyordu hep. Ama şu anda önemli olan büyük salon, oradaki salonlar tabii ki küçük yani 3000 kapasite falan. Ama şu anda önemli olan büyük salonları dolduruyor olabilmemiz bence. İşte 15 binlik bir salonu %50 kapasitesi 3 gün içinde biletler hepsi bitiyor. Sonra insanlar bir sonraki maçı bu maça gelemedik. Hangi maç olursa olsun, derbi olsun, kolay maç olsun ya da izlemesi keyifli olmayan diyeyim artık maç olsun. İnsanlar hemen sonraki şeyi bileti alıyor daha çıkmadan yani bekliyorlar ya. 3 dakikada mı satıldı demişler Vakıfbank. Bilet yetiştirmek evet, o maça. 3 dakikada şey olmuş. Hatta Eczacı Vakıf maçı da hemen gidiyor. Çıktığı gibi gidiyor. Bu çok güzel. Çok büyük bir gelişme bence. Tabii. Elinizde bir güç olsa tüm dünya kadınlarını, tüm dünyaya kadınların gücünü göstermek adına ilk olarak ne yapmak isterdiniz diye sormuş bir izleyicimiz. Biz çıktığımız her maçta aslında bunu göstermeye çalışıyoruz. Diyeyim. Şahane cevap. Meryem. Ben de kız çocuklarına yönelik söyleyeyim. Hadi Hande öyle söyledi. Yani biz sonuçta herkes bir yerden gelerek, bir sürü çaba göstererek bu sporu yapıyoruz ve profesyonel olarak yapıyoruz. Biz yapabiliyorsak sen de yapabilirsin, o da yapabilir. Sadece isteyin ve korkmayın bence. Kendi ayaklarının üstünde durabileceklerine inansınlar. İçindeki güçleri buldukları zaman zaten önünde duracak bir engel olmaz diye düşünüyorum. Bir araya gidiyoruz. Programı aradan sonra hep birlikte kapatacağız. Son bölümüne gireceğiz programı. Az önce konuştuğumuz son bölümündeyiz. Konuğumuz Hande Baladın, Meryem Boz ve Zehra Güneş. Sizin sorularınızdan sorduğumu zannediyorsunuz ama soruların birçoğu sizin değil, hepsi benim. Zehra, erkek arkadaş kullanmıyorum, kariyer odaklıyım demişsin. Böyle şey söyledim gerçekten? Söyledim. Erkek arkadaşım var mı diye sorular yönetildiğinde. Tabii özel hayatınızla ilgili çok fazla sorular soruyor. Bunları sormayayım isterseniz. Sorayım mı? Sormayayım. Peki. F1 pilotu Pierre Gasly ile olan arkadaşlığını sorar mısınız demişler Hande'ye. Ben de sorayım. Harika bir arkadaşlığımız var diye. Şaka bir yana. Red Bull sporcuları olarak onlar F1 için İstanbul'a geldiklerinde biz de onları karşılamak adına bir yemeğe katılmıştık. Olay tamamen böyle gerçekleşti diyeyim. Ama güzel, keyifli bir akşamdı. Onları yakından görmek, onların o pistte neler yaşadığını onlardan, kendilerinden duymak güzeldi bizim için de. Meryem Boz'un bundan sonraki kariyer hedefi nedir diye soruyorlar. Bundan sonraki kariyer hedefim nedir? Yani sağlığım el verdiği sürece bu arada oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Çünkü voleybolu gerçekten severek oynuyorum. Her zaman kazanma odaklı olduğum için kaybetmeyi hiç sevmiyorum. O yüzden yani hedefim sağlıklı bir şekilde aynı seviyede oynamaya devam etmek. Sen yurt dışında da oynadın. Yani Polonya'da da başarılı bir dönemin oldu. Hı hı. Oradaki yani yurt dışındaki voleybol iklimiyle Türkiye'deki voleybol iklimi arasında bir gözlemini sorabilir miyim? Şöyle, benim gittiğim dönemde Polonya voleybol olarak, voleybol seyircisi olarak biraz daha gelişmiş bir ülkeydi. Bizim kendi spor salonumuz işte 15 bin kişilik falandı. Ve her maçımız full dolu oluyordu yani. En az 10 bin kişi geliyordu işte, hani önemli ya da önemli olmayan, kritik olan maç ayırt etmeden her maçımızda 10 bin kişi seyirci geliyordu. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Çok keyifli de geçti. Başarılı da bitti. O yıl ikinci bitirdik.
O yüzden o dönem Türkiye'ye göre voleybol seyircisi yüksek olan ülkelerden biriydi. Artık programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Elimden geldiğince vallahi sorularını sormaya çalıştım. Bir galibiyetten sonra İzmir Marşı söylediniz. Biz de sizlerle beraber söyledik ve çok mutlu olduk. Hepimizin çok sevdiği o marşı. Ruh halinize göre nasıl seçiyorsunuz mesela? Hangi galibiyetten sonra nasıl bir marş söylenince? O seçilen marş özellikle mi seçildi? Herhangi bir tartışmanın içine ya da herhangi bir şeyin içine çekmek için asla sormuyorum ama o başarı anı, o zafer anınki mutluluğu insanlar merak ediyor. Mesela o İzmir marşı söylemek nereden geldi? Çok sık söyler misiniz? Yani şöyle bence ülkemizde olmuyoruz genelde o marşı dinlediğimizde. Kazanmamız gereken ve zor geçen bir maçtan sonra kendimizi belki de Türkiye'de hissetmek için ya da hani o marşla beraber tüylerimizi bir kez daha diken diken edebilmek için bence dinliyoruz. Ama. Çok çok da güzel bir maçtır. Bence söylenebilecek en güzel maçlardan da bir tanesidir. Sizlerle birlikte 80 milyon insan söyledi. Muhtemelen siz de hissetmişsinizdir bunu. Biz de çok yürekten söylüyoruz gerçekten. Yani. Bu sizin tabii maçlardan sonraki şeyleriniz, videolarınız çok fazla konuşuluyor, çok fazla seviliyor söylediğiniz şarkılar. Bir yandan da sosyal medya üzerinden çok da takip edilen insanlarsınız da. En çok hangi soruyla karşılaşıyorsunuz anne? Erkek arkadaşım var mı? Hande ile Zehra fotoğraf paylaş. Değil mi? Öyle hesaplar var. Evet. Hande Zehra diye. Evet. Biz görüyoruz da yani. Hiçbir sorun yok aramızda, söyleyelim bundan bari. Öyle bir dedikodu mu var? Aranızda bir sorun var diyebilirim. Ya çok yakınlardı, neden fotoğraf paylaşmıyorlar? Biz oturuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet. Öyle yani, zaman geçiyor, fotoğraf çekilmeyi şu unutuyoruz. Şu anda farklı takımlarda olduğumuz için milli takımda tamam beraberiz her gün. İşte fotoğraf koyuyoruz, ediyoruz. Beraberken daha kolay oluyor tabii ki böyle şeyler ama şimdi farklı, o kendi takımına gitti. Ben kendi takımımdayım, görüşmemiz, ikimizin de programı çok yoğun. Görüşemediğimiz için, fotoğraf paylaşamadığımız için insanlar da aralarında sorun mu var gibi bir algıyla yaklaşıyorlar. Niye bilmiyorum ama kesinlikle saçma öyle bir şey yok. Bir şey yani. En çok hangi sorularla karşılaşıyorsunuz? En çok ne soru geliyor Meryem? Bana en çok Meryem abla nasıl bu kadar soğukkanlı kalabiliyorsun sahada? Gibi sorular geliyor. Zehra? Bugün gerçekten bir 97. Ve bunun gibi bir sürü sorular. Program bitti. Çok teşekkür ediyorum. Sizi buraya kadar yorduk. Çok yorucu bir maçın arkasından buraya geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah programda da çok yormamışızdır, çok üzmemişizdir sizi. Yolunuz açık olsun. Çok başarılı olacağınıza eminim. Sizi alkışlıyor olmaktan en çok mutluluk duyacak insanların arasındayım. Yolunuz sonsuza kadar açık olsun. Şampiyonluklarınızı da bir gün kutlamak dileğiyle bu programda. Teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Bizim için de öyleydi. İyi ki geldiniz. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta salı günü değil, çarşamba günü biz buradayız. Görüşene dek hoşçakalın.